Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Aranızda beni ilk defa izleyenler varsa ben Betül Yıldırım. Bugün soru cevap video olacak. Dün akşam ben hikayemde hani soru cevap video yapmayı düşünüyorum diye bir hikaye paylaştım. Ve oradan da bir sürü sorular gelmiş. Şimdi bilgisayarımdan açtım. Ve başlıyorum. Zehra'nın sorusu. En sevdiğin renk demiş. En sevdiğin renk tabii ki siyah. Siyah, beyaz, gri. Yani aslında sadece siyah da değil. Gülzade sormuş. Niye bu kadar güzel ve özelsin? Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ne mutlu ki bana hani böyle düşünüyorsunuz. Gerçekten bazen çok utanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. O sizin yüreğinizin güzelliği. Evlilik sence aşkı öldürüyor mu demiş. Bence evlilik aşkı öldürmüyor. Yani bence öldürmüyor. Bence gün geçtikçe daha da aşık alıyorsunuz. Tuncay'a nasıl ilk günkü gibi aşıksam hala öyle aşığım. Tabii bu bence çiftlerin kendi elinde diye düşünüyorum. Hayatında en nefret ettiğin şey çok güzelsin bu arada. Hayatımda en nefret ettiğim şey. En nefret ettiğim bir şey yok yani öyle aslında. Kolay kolay hiçbir şeyden nefret etmem ama ya bir insanın sürekli asık suratlı durması, suratsız durması karşımda yani. O yüzden böyle şeylerden çok nefret ediyorum. Hani böyle cansız bir ortamdan, böyle konuşulmayan, sohbet edilmeyen böyle ortamlara gıcık oluyorum. Hani ben böyle sürekli konuşan, sürekli böyle şen şakrak, sürekli her şeye gülen bir insanım. Saçma sapan esprilere bile maalesef kahkaha atıyorum. Öyle bir huyum var. Suratsız bir ortama girdiğim zaman böyle resmen insanlardan nefret ediyorum bir anda. Sivrikaya Eda Nur sormuş. Hanife ile kardeş misiniz? Hele aynı mahallede çocukluktan beri büyüyen, yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi. O yüzden kardeş gibi büyüdük. En yakın arkadaşız, dostuz biz Hanife ile. Arkadaşız. Ama kardeş gibi olduğumuz için birbirimize kardeşim diye hitap ediyoruz. O yüzden hepiniz bizi kardeşim, kardeş sanıyormuşsunuz. Ki ne güzel böyle gözüküyormuş dostluğumuz. Ne güzel böyle bir izlenim vermişiz size. Göz makyajın haddinden fazla güzel. Sırrı nedir? Ceyda Evin sormuş. Çok teşekkür ediyorum Ceyda. Gerçek pek bir sırrı yok. Gerçekten ben de kendim yapa yapa öğrendim. Evet zamanında kursa gittim. Kursa gittim. O kadar kardı kıştı soğukta kursa gittim. Sonra bizi sınava soktular. Sonra sınavda kaldım. Kaç yaşında evlendiniz? Cevaplarsan sevinirim. Sıla. 24 yaşındayım. Daha evlenelim 2 ay oldu zaten. Her şey güzel olsun diye bir kullanıcımız. İsmini bilmiyorum. Kilo ve boyunuz kaç? En son tartıldığımda 58 kiloydum. Ben düğünden sonra hiç tartılmadım. Tartılara küstüm. Yani boyumu da bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama çok uzun boylu da değilim. Dört Prenses Annesi diye bir kullanıcımız sormuş. Osmaniye'ye gitmeyi düşünür müsün Hanife'nin yanına? Bir de vlog çekmeyi çok isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de Osmaniye'ye gitmeyi düşünüyorum. Efem'in yanına gitmeyi çok istiyorum. Çünkü çok özledim. İnşallah gidersem de tabii ki de bir vlog çekeceğiz. Ve fotoğrafçı olmayı istemenin özel bir sebebi var mı? Evet şimdi bu konuda da herkes mesleğimi falan merak etmiş. Daha önce hani mesleğinle. Mesleğim şu anda ev hanımlığı aslında. Fotoğrafçılığa ara vermiştim. Çünkü ben 4 yıl boyunca özel bir hastanede çalıştım. Ama evet doğum fotoğrafçılığını ilk önce istemeyerek yaptım. Yani böyle tedirgindim. Ameliyata girebilir miyim? Gerçekten fotoğraf çekebilir miyim? Çünkü o anı çektiniz. O anın bir daha dönüşü yok. Eğer o anı güzel yakalayamazsanız aileye onun cevabını bir daha veremezsiniz. Yani anlık doğum fotoğrafçılığı gerçekten anlık bir şey. O bebeğin ilk hallerini, babayla karşılaşmasını, anneyle karşılaşmasını, bunları yakaladınız. O anlık. Hani düğün, hani gelin damat pozu olduğunda evet bir daha poz verdirtebiliyorsunuz. Ama doğum anında bir daha poz verdirtme gibi bir lüksünüz yok. 4 yıl boyunca gerçekten hiçbir anne ve babadan hani hiç bu fotoğrafı da beğenmedik, bu da olmamış, keşke böyle yakalasaydınız diye hiçbir cümle duymadım. Gerçekten çok severek yaptım. İlk girdiğimde doğuma bir tuhaf oldum. Sezaryana girdiğimde bir bakamadım. Şöyle bir içim kötü oldu. O bebeğin doğduğu anı gördüm. Annesiyle ilk karşılaştığını, annesinin nasıl ağladığını. Onları görünce ve ben o fotoğrafları
çektikten sonra bilgisayarda oturup baktığımda Allah'ım dedim ya, ne kadar güzel bir anı çekmişim. Ondan sonra fotoğrafçılığı çok sevdim. Hele doğum fotoğrafçılığını. Zaten hep doğum fotoğrafçılığı olarak yapıyordum. Tabii şu anda artık kendim özel yaptığım için şu anda düğün, nişan, söz, baby shower, işte doğum günü, işte bebek mevlüdü, işte diş buğdayı. Yani aklınıza gelebilecek her türlü özel günlerin fotoğraflarını çekmeye başladım. Bir annenin bebeği ilk gördüğü an beni benden aldı. O yüzden ondan sonra da çok sevdim. Evin tozunu kaç günde bir alıyorsun? Her gün. Her gün. Çünkü ünitem beyaz. Yatak odam ayna. Her yer toz oluyor. Yani anlamadım ki ben. Kıştayız, kapı pencere açmıyorum ama her yer toz. Almasam bile yani tozu gene en fazla maksimum 2 güne 1 diyeyim. İstanbul'un neresinde oturuyorsunuz? İstanbul'un Beylikdüzü semtinde oturuyorum. Birbirinize trip atar mısınız? Yo, atmayız. Aslında Tunca değil, ben biraz trip koliyim. Ama gerçekten çok sinir olmam gereken bir şey olması gerekiyor. Hiç trip atmadım aslında. Trip atarak değil aslında, konuşarak halletmekten yanayım ben her şeyi, ki Tunca da öyle. Tunca zaten benden bile çok 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 anlayışlı bir insan. O yüzden ben konuşurum, o dinler, o konuşur, ben dinlerim. Yani bu şekilde hallederiz. Hiç birbirinizin telefonunu karıştırır mısınız? Ya yalan söylemeyeceğim. Bir zamanlar bir iki defa karıştırdım. Evet, yalan söylemeyeceğim. Karıştırdım yani. Merak edebiliyor insan. Ama bu güvenmediği anlamına gelmiyor. Merak ediyorsun. Şu anda sorsanız hiç karıştırıyor musun? Ne, karıştırmıyorum. Çünkü zaten telefon burada yani. Hep masada. Benimki de onunki de. Hep ortada yani. Ama Tunca gerçekten yani hiç karıştırmaz. Bakmaz telefonuma. Zaten bakmaya da sinir olur. Çünkü ya Instagram'dan sürekli bildirim geliyor. Ya YouTube'dan sürekli bildirim geliyor. İşte yok oradan WhatsApp'tan gruplardan mesaj geliyor. Yani baksa da kesin yorulur. O yüzden bırakır. Çünkü bazen benim telefonumdaki bildirim seslerini kapattırıyor. O kadar çok geliyor ki. Ne mezunusunuz? Dış ticaret mezunuyum. Betücüğüm, eşin hangi durumlarda kıskanırsın? Tabii ki aslında ben çok kıskanç bir insanım. Onu söyleyeceğim yani. Bunu Tunca da biliyor. Ama asla çaktırmam. Ki insan kıskanır sevdiğini. Yani kıskanır. Sakın bana işte kıskançlık, işte güvensizlik bilmem ne falan demeyin. Yani insan herkes kıskanır. Ben babamı bile kıskanıyorum. Düşünün yani. Gerçekten babamı bile kıskanıyorum. Sevdiğin insanla aynı evi paylaşmak güzeldir eminim, ama nasıl bir duygu? Tabii ki de ilk cümlene katılıyorum. Çok güzel bir duygu. Harika bir duygu. Allah gerçekten tüm bekar kızlarımıza nasip etsin inşallah. Çok güzel bir duygu. Ya zaten bu yüzden evleniyorsun. Yani aynı insanla, sevdiğin insanla bir evde bir ömür, bir hayat sürmek için evleniyorsun ve çok güzel bir şey. Mesela ben Tunca geldiğinde akşamları eve geleceği yakın zaman mesela arar beni. Hani eve yaklaştığı zaman hemen arar. Hemen böyle bir hala heyecanlanma vardır bende. İşte eve geliyor. İşte hemen masayı hazırlamam lazım. İşte şunu da yapayım. İşte bir makyaj yapayım biraz. İşte üstümü değişeyim hemen. Yani hep böyledir bu bende. Yani bu heyecan, bu duygu hiç değişmemiştir. Evlenmeden önce birikim yapmalı mı? Sence çeyiz, ev ihtiyaçları vesaire. Ben bu hatayı yaptım. Benim annem zamanında bana, annem de izleyecektir zaten eminim. Annem bana zamanında, bak Betül, köşene para at. Bak Betül, bir iki üç parça eşya al da bir köşene at diye hep konuşurdu. Ben de of, ben evlenmeyi düşünmüyorum. Of, evlenmeme yakın alırım. Üf, düğün gelsin alırım. İşte kredi çekerim. İşte öyle yaparım. Hep böyle oflayıp pufluyordum. Ailemin çok desteği oldu bana gerçekten. Canım annem ve babam. Ama çok büyük hata yaptım. Çünkü gerçekten ben önceden çeyiz alıp bir kenara atmadım. Bunları düğünüm olma, yani evlenmeye karar verdiğimde yapmaya başladım. Kesinlikle ve kesinlikle size büyük şiddetler içerisinde tavsiye ediyorum. Köşenize para ayırın. Yani sakın, benim şu anda hayatımda biri yok. İşte hayatımda biri olduğu zaman yaparım, ciddi düşündüğüm zaman yaparım diye düşünmeyin. Çünkü bu işler ansızın oluyor. Kısmet işleri bir anda oluyor,
Bir bakıyorsunuz bir anda gelip istiyorlar sizi. Bir bakıyorsunuz sözünüz olmuş. Bir bakıyorsunuz nişanınız olmuş. Bir bakıyorsunuz düğün olmuş. Gerçekten hayatınızda biri olsun olmasın. Ya köşenize alın, eşya çeyiz bir şey atın. Ya da kesinlikle para atın ama bana sorarsanız birikim yapın bence. Furkan Sude sormuş. Eşinle nasıl tanıştınız? Bu aslında soruyu birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz videomda da cevaplamıştık. Ben Tuncan'ın abisiyle 4 yıl boyunca aynı iş yerinde çalıştım. Özel bir hastanede çalışıyorum demiştim ya, orada beraber çalışıyorduk. Sürekli bana abisi zaten Tunca hakkında, Tunca'ya tanışmam hakkında espriler yapıyordu. Ondan sonra canım Eltim, Damla bir akşam bizi yemeğe davet etti. Ezgi de vardı ofisten arkadaşımız. İşte hep beraber Damlalar'da, işte Kaynım'da yemek yiyoruz. Tunca da geldi. Tabii ben Tunca'yı daha tanımıyorum. Asıl amaç bizi tanıştırmakmış. Tunca ile bir araya getirmekmiş. Ve orada tanıştık. İyi ki de tanımış. Ondan sonra ben kahve falan içtim. Sonra falımı kapattım. Kahveyi kapattım. O da bahane bu ya. Dedi ki fal bakacağım dedi sana. Dedim tamam hadi bak. Sonra falımı bir açtı. İşte yüzük varmış. T harfi varmış, öyle dedi. Gelecek görüyormuş. Öyle ondan sonra zaten başladık konuşmaya. Falı doğru çıktı yani Tunca'nın. T harfi gördü, yüzük gördü benim falımda. Yani çok iyi fal bakar gerçekten, dediği çıkıyormuş. Ya bahaneydi aslında o fal da. Hala bana inatla diyor ki gerçekten T ile yüzüğü gördüm diyor yani. Ama ben buna nedense inanmıyorum. Bahaneydi. Nasıl tanıştınız? Nasıl evlenesiye kadar her şeyi aştınız? Yani bence aşılmayacak bir şey yok. Nasıl tanıştığımızı zaten anlattım. Bence aşılmayacak bir şey yok. Yani ben Tunceli 7 ayda tanışıp evlendim. Ki evet herkes şey düşünüyor. Ne kadar çabuk 7 ay. Ama ben zaten Tunceli tanıştım. Zaten 2-3 ayda birbirimizi tanıdık. Yani bir insanı tanıyorsun. Ben babamla tanıştırdım. Bize geldi gitti. Aileler bir araya geldi gitti. Bu sefer o ay içerisinde ailesini tanımış oldum. İsteme oldu, nişan oldu, söz oldu. Zaten isteme, söz, nişan olunca aileler de bir araya gelince artık komple tanımış oluyorsun. Yani ailenin içine girince her şeyiyle tanımış oluyorsun, tüm hareketleriyle. Ben Tunca'ya çok güven duydum. Yani gerçekten evet çok seviyorum, çok aşığım. Ve en önemlisi de ona çok güveniyorum. Bence iki insan her şeyde anlaşırsa bu konuyu aşabilir. Sen karşı taraftan bir şey beklemezsen, o senden karşılıklı bir şey beklemezse, bunu maddi açılardan da söylüyorum. Her şeyin ortak bir yolu bulunursa, hani bu evlilik kararlarının için söylüyorum. Bence aşılmayacak şey yok. Bebek var mı? Yok. Bunu herkes sormuş ama yok. Öyle bir şey yok. Olsa da zaten söylerim. Beyza Durmaz, çok güzelsin. Videolarını daha sık görmek istiyoruz. Üşenmezsem inşallah. Bence böyle beni Instagram'dan dehdehleyin. Gaza getirin. Sürekli üşeniyorum. Bakın mesela saat 5. Ben bu videoyu yeni çekiyorum. Çıkıyorum. Ben bu videoyu yeni çekmeye başladım. Saat 12'den beri, öğlenden beri, saat 1'den beri yani bu videoyu çekeceğim. Ben kalkacağım da yerimden bu videoyu çekeceğim. Şu üşengeçliğim olmasa neler yapacağım da. Çok güzelsin. Özellikle Gamze'ne bayılıyorum. O yüzden hep gül. Allah hepimizin yüzünü güldürsün inşallah. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Temizlik malzemelerine ilgin var mı? Vazgeçilmezlerin var mı? Seni seviyorum. Temizlik vloglarını bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Temizlik malzemelerine ilgim var ama tabii ki bir makyaj malzemelerine kadar olan ilgim yok. Makyaj malzemelerine daha çok ilgim var. Temizlik malzemelerine ilgim var. Şöyle bir şey, ben yumoş kokusu hastası bir insanım. Yani bu yumoş kokusu yüzünden sürekli çamaşır kuruduğu andan itibaren hemen arkasından çamaşır yıkıyorum ki çünkü ev yumoş koksun diye. Yani yumoş kokusu hastası bir insanım. Benim için koku önemli temizlik malzemesinde. Yani artık her şeyini geçtim. Markasını, fiyatını, bilmem nesini geçtim. O evde yaptığım temizlik hani hemen böyle koku uçmayacak, kalacak. Parfüm gibi böyle yani. O koku kalacak. Bir tek ona takıntım var temizlikte.
Bu güzel kız nereli ve kaç yaşında acaba? Çok teşekkür ederim Gizem. 24 yaşındayım ve Tokatlıyım. Bir kızın olursa adını ne katmak istersin? Adını ne katmak istersin abla? Bir de bebek düşünün, sizin gibi tatlı olsun. Çok teşekkür ediyorum inşallah. O senin tatlılığın Merve. Tabii ki de Rabbim ne zaman nasip ederse o zaman olur. Ama ben daha 2 aylık evliyim. O yüzden düşünmüyorum. Bir kızın olursa adını ne koyarsın da kızım olursa adı kesinlikle Nas olacak. Z harfiyle değil, son S harfiyle Nas. Çünkü Tuncan'ın gençliğinden beri yani hayali bir gün kızı olursa adını Nas koyacakmış. Merhaba, çok güzel yüzünüz var. Uyguladığı, kullandığınız bir şey var mı? Sivilce çok bende. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ama benim yüzüme kullandığım ve sürdüğüm bir şey yok. Ben zamanında, ya zamanında benim çok sivilcem vardı. Hele alnımda. Hii, o kadar çok vardı ki. Oturup ağladığımı biliyorum artık sinirden. Çok vardı. Ama ben bunun için özel bir ilaç kullanmadım. Zamanında doktora çok gittim. İşte bana ilaçlar verdi, işte Clindoxil'i verdi, işte onu verdi, bunu verdi ama bende hep düzensiz kullanma alışkanlığı vardı. Yani bu hatayı yaptım. Mesela ilacı aldım, 2 gün kullandım, bir gün kullanmadım. Bir gün kullandım, 3 gün kullanmadım. Yani hep böyle düzensizdi. Ama düzenli kullandığım ilaçlarda da gerçekten bir şey etki görmedim. Bir de bazı kullandığınız ilaçlar böyle hani cildi yeniliyor, soyuyor ya. İlk önce bir soyar böyle yüzü, bir kurutur cildi yeniler. Benim onu bekleme sabrım yok. Yani o cildim kuruduğu zaman o ilacı hemen bırakıyordum. Hemen nemlendirici sürüyordum. Yani vazgeçiyordum kullanmaktan, bekleyemiyordum geçmesini. Sonra kendiliğinden geçti. Mesela bende şuralarda da var. Belki görürsünüz yani. Bakın şuralarımda var. Var yani. Hafif buralarımda var. Benim de var sivilcelerim ama yani barışım, hiç umursamıyorum sivilcelerimi. Ha, yüzüme de kullandığım şu, eğer beni çok rahatsız ederse, gerçekten baktım ki bir sivilcem çıktı ve bir hafta boyunca, 5 gün boyunca geçmiyorsa Madakassol ilaç var. Yatarken, gece yatarken onu sürüyorum. Ya da bazen gündüz sürüyorum, akşam yıkıyorum ama bayağı bir bekletiyorum. Evliliğe alışabildiniz mi? Zorlandığınız noktalar oldu mu? Evliliğe alışabildim. Yani ben de aslında, ben de hep şey vardı biliyor musunuz? Ben evet, ben bekarken hep çalıştığımdan dolayı yani hiç yemek yapmadım. Yumurta bile kırmadım. Evet, yalan söylemeyeceğim. Yani yapmıyordum. Yapmadım. Yani yemek konusunda beceriksiz de değildim. Hiç denememiştim. Ama yemek yapmayı da sevmiyordum. Yani mutfak işini mutfakta mutfağa girmeyi sevmiyordum. En çok ona zorlanıyordum. Diyordum ki Allah'ım aç kalacağız. Ben nasıl evleneceğim? Ve tek problemim oydu. Allah'ım aç kalacağız, aç kalacağız. Hep onu düşünüyordum. Sonra evlendim. Artık baktım YouTube'da. Orada burada her şeyin kolayı var videosu. Açtım, bir yaptım, iki yaptım, üç yaptım derken gayet de güzel yemek yapmaya başladım. Yani tek korkum oydu. Zorlanacağım şey oydu. Ama hiç zorlanmadım. Başka da zorlandığım bir şey yok. Tek zorlandığım şey benim evde tek kalma korkum vardı. Ben çünkü üniversiteyi de evime yakın okudum. Hep ailemle kaldım. Ailem memlekete gittiğinde bile Hanifeler'de kalıyordum. Yani hiç yalnız kalmadım hayatım boyunca. Hiç ailemden uzakta da kalmadım. Yalnız da kalmadım. Evde hiç tek başıma kalmadım. O yüzden ben de evde hep tek kalma korkusu vardı. İşte ben ne yapacağım, nasıl tek kalacağım? Hiç tek kalmadım. Mesela gündüz ilk evlendiğim zamanlar, evde tek olduğum zaman çok korkuyordum. Yani korkuyordum. Yani nedensiz bir korku vardı içimde. Hani evde tek olduğum zaman. Ama alıştım şu an. Şu an gayet halimden çok memnunum. Ah, evdeyim, tekim, yalnızım. Alıştım ama ilk zaman çok zorlandım. Kısa saç mı, uzun saç mı? Ben her zaman kısa saçtan yanayım. Şöyle omuz hizasında, önü uzun, arkası kısa saç modeline bitiyorum. Hele ki bir de o dalgalıysa, şöyle önü uzun, arkası kısa. Çok seviyorum. Benim saçlarım öyleydi. Instagram'da fotoğraflarım var zaten hep öyle genelde. Ama Tunca da kısa saçtan nefret ediyor. Rimel mi, fondöten mi? Fondöten. Aşık olduğunu nasıl anladın? Evlenmekten korkmadın mı ve nasıl kendine güvendin? Aşık olduğumu onu ilk gün gördüğüm an anladım. İşte Tunca bana çok güven sağladı. Yani gerçekten aileme çok saygılı davranıyor. Bana çok saygılı davranıyor.
Yani bizim aramızda birbirimize hani ben en nefret ettiğim şey şudur. Gerçekten çiftler arasında evli hani hem evli hem sevgili hem nişanlı fark etmiyor. Çiftler arasındaki en nefret ettiğim şey bir böyle lanlı lunlu konuşması. Yok işte ya çok özür diliyorum hani affedersiniz işte yok salak bilmem. Hiç sevmem. En nefret ettiğim şey budur. Hiç sevmem. Çiftler arasında böyle lanlı lunlu işte böyle hakaret edici böyle ama espri amacında söylenilen böyle konuşma tarzlarından nefret ediyorum. Tunca tam benim istediğim karakterde, tam benim istediğim tipte, tam benim istediğim huyda ve en önemlisi bana güveni sağladı. Böyle bana güven verdi. Aileme saygı duydu ve beni kendine aşık etti. O yüzden ona aşık olduğumu kesinlikle anladım. Öyle evlenmekten bence korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. Evlenince mecbur her şeyi yapıyorsunuz. Yani ben yemek yapmayan insan, bilmeyen insan bile yemek yaptıysam bence herkes yapar. Nasıl kendine güvendin? Ben her zaman her konuda kendime güveniyorum zaten. Neden bu kadar şirinsin? Sen böyle düşünüp gördüğün için ben bu kadar şirinim. Çok teşekkür ederim gerçekten. Başak Özge Koç tekrar sormuş. İlk görüşte aşka inanır mısınız? İlk görüşte aşka inanırım. Kesinlikle benim aşka, sevgiye inancım çoktur. Ve kesinlikle saygım sonsuzdur. Eşinde sevmediğim ve onun seninle sevmediği bir özellik mesela. Tunca'da sevmediğim bir özellik yok. Gerçekten yok. Hangi telefonu kullanıyorsunuz? Markası nedir? Huawei P20 kullanıyorum. Gayet de çok memnunum. Tunca abi sinirli midir? Değil. Hiç değil. Ya Tunca hiç sinirlenmiyor. Gerçekten hiç sinirlenmiyor. Tunca çok anlayışlı, sakin ve sabırlı bir insandır. Tunca abiyle aranda kaç yaş var? Aramızda 4 yaş var. O 28 yaşında, ben 24 yaşındayım. Eviniz kira diye biliyorum. Yıllık ne kadar ödüyorsunuz? Ya da ödeme nasıl, aylık mı diye sormuş. Aslında bunu da dün akşam hesapladık. Öyle arada bir oturup hesap yapıyoruz. Şimdi bunu herkes sormuş. YouTube'da yorumlarımda da genelde bu soru gelmiş. Instagram'da da bunu çok sormuşsunuz. Kiradayız. Yani kiracıyız. Ama şöyle dün akşam bunun hesaplamasını yaptık. Madem çok merak ediyorsunuz. Evet buna yani yıllık 25 bin lira falan gidiyor. Çünkü yıllık hesapladık biz de akşam. Öyle aklımda kalmış. En çok seyahat etmek istediğin ülke demiş. Ama şimdi eşim Bulgaristanlı ya. Bulgaristan göçmeni ya. Bir Bulgaristan'ı merak ediyorum yani. Şimdi eşim oralı ya. Merak ediyorum. Oraya seyahat edebilirim. YouTube'a nasıl başladın? YouTube'a tabii ki de Hanifem sayesinde başladım. Ben zaten böyle sürekli konuşan, işte enerjisi bir türlü bitmeyen, enerjik olan bir insandım. Bu enerjimi de burada atayım dedim. Siz de Hanife'nin videolarına yorum yapınca benim için hoşuma da gitmedi değil. Ondan sonra ben de kendi kanalımı açayım dedim o zaman. Madem böyle sevenlerim de olmuş dedim. Böyle de başladım. Gayet de memnunum. Ben de sizleri çok seviyorum. Sizler de böyle bir şey yazdıkça çok mutlu oluyorum. O yüzden yani o yüzden başladım. Makyajını nasıl çıkarıyorsun? Makyajımı Dalin şampuanla yıkayıp çıkartıyorum. Onun haricinde işte bir şey kullanmıyorum. Bildiğiniz Dalin bebek şampuanıyla gece yıkıyorum ve anında çıkıyor. Evlendikten sonra kilo aldınız mı? İnanır mısınız? Vallahi hiç tartılmadım. Tartılacağım. Vallahi tartılacağım. Bunu da bir dahaki vlogumda söyleyeceğim. En son düğünden önce 58'dim. Eğer 3 dilek hakkın olsaydı bunlar ne olurdu? Dananana. Hiçbir şey dilemiyor muymuşum ben ya? Rabbim çok güzel bir ev nasip etsin. İşte bir de çok güzel bir kızım olsun. İşte sağlığım olsun bilmem ne falan. Yani dilek hakkım olsaydı eminim çok şey dilerdim ben gene. Vallahi dilerdim. Yılbaşını nerede ve nasıl geçireceksiniz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tunca günlerdir bana soruyor. Ben ona soruyorum. Bilmiyorum. Kutlamasam da bir yere de gitmesem evde de otursam pijamalarımı giyip benim için olur. Yani benim için illa dışarı çıkıp veya bir yerde oturup eğlenmek veya yılbaşı programı yapmak o kadar da önemli bir şey değil. Düğün arifesinde en çok seni ne zorladı? Beni en çok zorlayan şey ailemden ayrılacak olmamdı. Beni en çok o stres yaptı. O çok üzdü. Yani babamın her gün üzüldüğünü görmek beni çok üzdü. Öyle söyleyeyim. Bana söylemiyordu ama hissediyordum. İçinde bir üzüntü, hani bir hüzün, bir burukluk vardı. Benim onda bunu sezmem
beni çok zorladı. Kardeşim zaten çok küçük. O daha hani pek idrak edemiyordu bunu. Yani yaşı küçük olduğu için ablam evlenecek. İşte evine gideceğiz. İşte o ablam ev düğün olacak. Ablam gelinlik giyecek. Ablam prenses olacak düşüncesindeydi. Çünkü benim kardeşimle aramda 18 yaş var. Babamla annemin üzülmesi ve bunu belli etmediği halde benim bunu hissetmem beni çok büyük streslere soktu. Kendini 5 sene sonra nerede nasıl görüyorsun? Hem iş hem evde. Kendimi 5 sene sonra nerede görüyorum? Bence 5 sene sonra ben kendimi çok güzel bir işletmeci olarak görüyorum. Ben kına evi açmak istiyorum. Yani bir organizasyon, bir kına evi açmak istiyorum. Bunun işletmeciliğini yapmak istiyorum. Bu benim çok büyük bir hayalim oldu bu aralar. Yani bir organizasyon evi açmak ve genelde kına üzerine düşünüyorum. Hani güzel, şık bir kına evi açmak istiyorum. Evlenmeden önce işinden neden ayrılmıştın canım yazmış. Bir arkadaşımız sormuş. Şu yüzden işimden ayrıldım. Ben 4 yıl boyunca özel bir hastanede çalıştım. Bunu biraz önce anlattım. Benim zaten anlaşamadığım, son zamanlarda anlaşamadığım noktalar oluyordu. Hem bu zaten bir problemdi benim için. İşin içinden çıkamadığım bazı noktalar vardı. Alışamadığım, yapamadığım bazı şeyler vardı. Ve sonra da zaten Tunca hayatıma girdi. Evlenmeye karar verdik. Zaten Tunca ben evlendiğimde çalışmamı istemiyordu. Hem de tazminatımı almak için, hani düğünüm için, hani o tazminat parasını madem düğünüme değerlendireyim dedim. Tanıştığınızdan bu zamana kadar eşinle çok büyük kavganız oldu mu diye sormuşsunuz. Olmadı. Maşallah değil lütfen. Bu güzel sorularınız için, bu güzel yorumlarınız için, yazdığınız bu güzel yazılar için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. Hepinizin yaptığı yorum benim için çok değerli. Emin olun, cevap veremesem bile yorumlara bazen gerçekten bir yorumu 60 defa okuduğumu biliyorum. Çok özelsiniz çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.